ayarlayayım uyarı çıktıktan sonra kayıt. 30 saniye ver bana lütfen. Evet, şu anda kayıt almaya başladı. Bir sorun yok. Sadık Bey'i de ekleyeyim. Ekledim onu da. Tamam. Evet, sen de buyur lütfen başlayalım. Tamam, başlayalım. Tekrar herkes hoş geldi. İkinci webinarımızda devam ediyoruz. Bir önceki webinarımızda geçen hafta Azure VMware Solution'a bir giriş yapmıştık. Hocalarımla birlikte, Baki Hocam ve Mustafa Hocam'la birlikte. Bugün artık biraz daha teknik detaya giriş yapacağız. Bu Azure VMware Solution'ın storage tarafına ve networking tarafına bakacağız. Çünkü bir detaylandırmamız gerekiyor bu konuları. Geçen hafta zamandan dolayı çok fazla girememiştik. Hem storage tarafında nasıl çalışmalar yapabileceğiz, hangi politikaları uygulayabileceğiz, hem de network tarafında ne gibi bağlantılarla Azure VMware Solution'ı hem kurum içi yapımızla hem de diğer Azure Native ortamlarımızla nasıl bağlantı kurdurabileceğiz, bunları birlikte bahsedeceğiz. Kısaca bir kendimizi tekrar bir tanıtalım. İsmim Önder Dayar. Uzun yıllardır bu sektördeyim ve aynı zamanda hem trainer hem de danışman olarak görev alıyorum. Yaklaşık 5 senedir de İrlanda'da yaşıyorum ve burada bir global bir Microsoft partner'da Microsoft Azure çözümleri mimarı olarak görev alıyorum. 2013 yılından beri de Microsoft Azure tarafında MVP unvanına sahibim ve aynı zamanda tabii ki teknik sertifikalarım da mevcut diyelim ve sözü Mustafa Hocam'a devredeyim. Tamam. Çok teşekkürler. Bugün serinin ikinci kısmındayız. Bizim için de çok ilk seride konuştuğumuz gibi çok sıkça karşılaştığımız bir Azure servisi değil ve detaylarını ilk bölümde kaçıranlarınız varsa ilk bölümde incelediğinizde görür. Ciddi bir veri merkezine ihtiyaç duyan çözümlerde VMware'in Azure tarafında nasıl hizmet verdiğini ve bileşenlerini aktarıyorduk. Aslında Önder Hocam özetlediğini çok da doğru. Genel bakış yaptığımız ilk webinar'da detayına girmemiştik. Bugün biraz daha detaylarına gireceğiz. O yüzden de katıldığınız için ben de teşekkür ediyorum. Çok kısaca ben de aynı ekip arkadaşım diyeyim hepsini. Çok uzun yıllardır birlikte çalıştığım hem mesai arkadaşlarım hem de özel hayatımda değerli yerler oluşturan kişilerle bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. A benzer pozisyonlarda hep birlikte görev aldık. Benim de son 10 yıllık deneyimim bulut çözümleri ve biraz da son 3-4 yılı bulut güvenlik çözümleri üzerine gidiyor. Hem kişisel bloğumda hem de MS Auto'da teknik makalelerim, işte videolar, webinarlar, buna benzer içerikler paylaşıyoruz. Ve teknik eğitimlerim devam ediyor. Ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sözü Baki Hocama bırakayım. Teşekkürler arkadaşlar. Herkese merhaba yine. Evet, aslında bu serinin ikinci bölümü ama hadi biz de kısaca bahsedelim. Ben de Azure Cloud çözümleri ve otomasyon alanında faaliyet gösteriyorum bir süredir. Bugün de VMware'in biraz daha detaylandırılmış storage ve network tarafındaki detaylarına değineceğiz. Herkese tekrar merhaba. O zaman başlayalım yavaştan. İçeriğimiz dediğimiz gibi storage ve networking konusuna bakacağız. Ama öncelikle bir storage tarafını bir değerlendirelim. Neler var, hangi çözümler var, ne tip bir storage yapıları kullanabiliyoruz Azure VMware çözümleri üzerine. Öncelikle bunu bir konuşalım isterim. Storage yapısına başlamadan evvel geçen haftayı şöyle bir kısaca bir hatırlatmak isterim hocalarım. Azure Süper VMware olur. çözümünün ne Evet. olduğunu şöyle bir tekrar bir hatırlayalım. Aslında şöyle diyebiliriz sanırım, değil mi? Yani Azure üzerine, Public Cloud üzerine kurduğumuz bir Private Cloud yapısı. Neden Private Cloud yapısı? Çünkü bize dedike edilmiş hostlara üzerine VMware'i yapılandırıp burada VMware workstation'larına çalıştırabildiğimiz bir ortam aslında burası. Dedike edilmiş burada önemli çünkü gidip kendimiz bir ortam burada hazırlayamıyoruz aslında direkt olarak. Microsoft'ta bir case açmamız gerekiyor. Bu case'in karşılığında Microsoft bize minimumda 3 tane olacak şekilde host makineler hazırlıyor. Bu host makineleri üzerine kendi vSphere ortamını, sizin için daha doğrusu vSphere ortamını, işte network yapılandırmanız için NSX ortamını, ya da işte vMotion yapabilmeniz için SCX ortamlarını kuruyor ve hazırlıyor.
Bundan sonra artık sizin bunları arka tarafta yapılandırmanız kalıyor. Tabii ki aynı zamanda vSAN VM'ler için gereken o arka taraftaki data store'larınızın konumlandırılacağı vSAN cluster'larını da arka tarafa kuruyor. Ekranda zaten sunumda söylüyor. Boyut yaklaşık işte 17-18 terabaytlık bir tabii ki bu şey başına, not başına 18 terabaytlık bir alan size veriyor ve bu alanda yaklaşık 1.6 terabaytı cache için 15 küsur terabaytı da raw alana, yani boş alana sahip diskleri veriyor. Şimdi şurası önemli. Sanırım bunun üzerine konuşabiliriz. Yani istediğimiz gibi bu storage yapısını arttırıp azaltamıyoruz arkadaşlar. Çünkü sunumun başında da söylediğim gibi Microsoft bize bu alanları dedike olarak veriyor ve tek bir host size'ına, SKU'suna sahibiz. Ona da, o da AV36 idi yanlış hatırlamıyorsam şeyin adı, ne derler, SKU'nun adı. İşte belirli bir RAM'e sahip, 500 küsur gigabaytlık bir RAM'e sahip, işte çok yüksek bir CPU'ya sahip ve 18 terabaytlık bir alana sahip olan bir host başına bu yapılara, donanımlara sahip oluyoruz. Eğer ki disk yapımızı arttırmak istersek burada yapmamız gereken ortamımıza bir not daha eklemek. Yani gidip ben buraya bir disk eklemek istiyorum, gidip ben buraya işte o Microsoft Azure'da kullandığımız VM'ler için managed disk eklemek istiyorum ya da storage account eklemek istiyorum diyemiyoruz. Burada yapmamız gereken VM'ler için kullanacağımız data store alanlarını arttırmak istediğimizde ortamımıza node eklemek olacaktır. Ben burayı biraz açabilir miyim bu arada şeyle ilgili? Yani vSAN'la ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii ki. Katılımcılarımız belki VMware yapısına aşinadır. Aslında hani vSAN'ı biraz açıkladığımızda şunu göreceğiz. Önder Hocam açıkladığı bu Azure tarafındaki kapasiteler, ama ben birçok VMware yönetimi yapan sistem yöneticisi arkadaşlarımla konuştuğumda şunu biliyorum. Aslında bu SAN'in bizim daha önce geleneksel mimaride kullanmış olduğumuz işte storage ve bununla birlikte bağlı olan ayrı bir switch'in oluşturulduğu yapının virtual hali ve bu sanal depolama alanı Azure'da da aslında on-prem yapıda kullanıldığı gibi yine bir sanal depolama alanıyla birlikte bir fiziksel depolama ve bunun bağlantısını sağlayan mantıksal bir switch ile geliyor. Yani burada SAN bilgilerini unutmamaları gerekiyor. Burada SAN, hani vSAN cluster'lara girdiğimizde çok farklı türleri var. Aynı türler şeyde de geçerli. Onun da bilgisini biraz vermek isterim. Mesela siz vSAN cluster seçeneklerine baktığınızda tabii bu versiyonla birlikte değişiyor. Hani 6.7'de işte 7.0 gibi yapılar değişiyor ama vSphere 6.7'ye baz alanında aldığımızı düşünelim. Hani burada Quick Start Cluster bir seçenek vardı. Bu seçeneklerde işte Single Site Cluster mı yapacağınız yoksa işte sizin Two Host vSAN Cluster mı yapacağınız gibi seçenekleri ayarlayabiliyordunuz. Benim tahminim, çünkü biz bunu sağ olsun ilk modülde Önder Hocam da bahsetti. Biz bunu kendi yapım modül dedim, özür dilerim, ilk webinar'da bahsetti. Biz bunu bugün yapılandırmak isteseydik, çünkü bize izin vermiyor. Enterprise Agreement veya işte CSP'den de özel bir başvuruyla açılması gereken bir özellik VMware Solution. Evet. Bence şunu düşünmek gerekiyor. Kesin böyle dokümanları vardır. Detaylarını da paylaşırız. Eğer siz iki ayrı region'da yapılandıracaksınız, yani two host vSAN ya da aynı region içerisinde iki hostlu vSAN kullanacaksanız bunları yine barındırma seçenekleri düşünmeniz gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz slide'daki yapıda zaten dikkat ederseniz hani bir host içerisindeki vSAN cluster, yani tek cluster'lısını görebiliyoruz. Burası da, buradaki konu, lütfen ben hep şunu söylüyorum bu tarz eğitimlerde, eski VMware bilginizi unutmamanız gerekiyor. Hani çok detayına girmeyeceğim ama hani Witness Appliance'lar bile vardı. Ben onları hatırlıyorum. Hani bizde kullandığımız gibi cluster yapısının tutarlılığını sağlamak adına işte appliance'ları Witness'a ayırabiliyordunuz. Burada da farklı türevleri vardı. Özetle siz vSAN cluster kullanacaksanız, yani zorunluyuz zaten burada onu söyleyeyim. Eğer çok bölgeli ya da çok hostlu yapı yapacaksanız vSAN'ın desteklediği cluster tiplerini de ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki tek kısıt, aslında Önder Hocam'ın söylediği, işte bu alanlar. Yani bu alanları da Microsoft kapasite bazlı veriyor. Çünkü fiyatlamayı da ilk modülde hatırlarsanız yaptığında çok basit yaptığını görmüştük. Size alan budur, disk budur gibi sormuyor. Host sayısı ve yapacağınız yapıya göre soruyordu. O açıdan da ekleme gereksinimi sanırım buradan geliyor. Doğru mu düşünüyorum? Doğru hocam.
Farklı lokasyonlara dağıtma olayı da evet, birden fazla Azure VMware için private cloud kurabiliyorsunuz. Farklı region'lara da yapılandırabiliyorsunuz. Ve size zaten verdiği o vSphere ile vCenter'la da bunların tamamını dediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz hocam. Ama çok fazla bu şeye de, hep onun üzerinde duralım, şeye de müdahale etmenize, o altyapıya müdahale etmenize de izin vermiyor. Çünkü dediğimiz gibi dedike hostlar bunlar. Orada kendisi hazırlıyor her şeyi. Onun üzerinde artık biz farklı çözümler ya da polisiler uygulayabiliyoruz. Ya senin anlattığın ilk şeye göre gidersek o çok mantıklı geldi. Zaten bir mühendis iletişim halinde olduğumuzu düşünüyorum ben bu projeler. Aynen. Microsoft'un Tabii. mühendisiyle. Belki Zaten oralarda hani bazı çok değil mi gelişmiş bir tasarım yapmak için konuşulabilir bu istekler, bu gereksinimlerde depolama tabii. tarafında konuşulabilir. Şimdi mesela o konulara ileriki sunumlarda değineceğiz ama güzel bir noktaya değindin hocam. Mesela şey yapmak istediğimizde bu vCenter ortamımız ya da vSphere ortamımızı Azure Active Directory ile ya da Azure Active Directory demeyelim, lokal on-premise Active Directory ile entegre etmek istediğimizde hazır bazı komutlar var. Bu komutları kullanabiliyoruz ama ben de hiç uğraşmak istemiyorum. Zaten bu büyük bir çözüm, iyi de bir para ödüyorum diyorsanız Microsoft'a söylediğinizde sizin için ortamınızı hazır hale getirebiliyor. Yani on-prem'deki Active Directory ile kendisi entegre ediyor. Yani Microsoft'u da bu yönde kullanabiliyorsunuz teknik tarafı. Onu da altını çizelim. Çok teşekkürler. Tamam, Burada ben bir ekleme yaptım iki sadece. tane ekleme yapayım arkadaşlar. VSAN data store'ları için. Bir tanesi güvenlikle ilgili. Hani acaba encryption var mı gibi bir soru gelebilir aklınıza. Default olarak zaten arka tarafta bütün SAN data store'ları encrypt ediliyor ve bu key'lerde Key Vault desteği ile birlikte orada saklanabiliyor. Solution zaten işte Key Management Service Based. Dolayısıyla da vCenter tarafından da destekleniyor. Bunu da bir hani encryption olarak SAN entegrasyonu olarak söylemiş olalım. Bir diğer kısımda arkadaşların da söylediği gibi tabii çok böyle esnek olmadığı için bu entegrasyon bu tarafta. Data Store ya da Cluster isimlerini de öyle maalesef değiştiremiyoruz bu anlamda. Bunu da ek olarak söylemiş olalım. O zaman devam ediyorum. Evet, bir de aslında policy'ler tarafı var. Bu işte cluster'ı yapılandırırken aslında seçmemiz gereken bazı politikalar, VM storage politikaları bulunmakta. Burada hem RAID tarafını hem de fault tolerance tarafını, yani sunucu bazında fault tolerance'ı düşünebilirsiniz. Aynı zamanda da diskleriniz için, o storage'leriniz için nasıl RAID yapılandırılacağını politikasını ilk başta söyleyebilirsiniz. Bunu isterseniz Azure Portal üzerinden yapabilirsiniz. İlk dağıtımdan sonra yapılandırma bölümünde. İsterseniz de bildiğiniz o vSphere kullanıcı adı şifrenize bağlandıktan sonra vSphere ekranına, arayüzüne gelerek orada da gerçekleştirebilirsiniz. Fault tolerance, bakın şurada gördüğünüz gibi 1-2-3 diye bir seçenek var. Bu tabii ki notlarınızla doğru orantılı. Yani fault tolerance FTT 2'yi seçtiğinizde ortamınızda en az 4 tane nodunuz olması gerekiyor. 3'ü seçtiğinizde sanırım ya 5 ya da 6 tane en az minimumda nodunuz olması gerekiyor. Aynı şekilde tabii ki bakın şurada RAID tipleri de var. Mirror'da yapabiliyorsunuz, RAID 5'te yapabiliyorsunuz, RAID 6'da yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunları ilk başta ayarlamanız gerekiyor. Varsayılan olarak da işte RAID 1, yani ilk olan Mirror ve tek bir sunuculu fault tolerance ortamı bizim için hazırlanıyor. Burada şunu da ekleyelim isterseniz. Bu hani default olarak FTT1 ve Thick Provisioning olarak ayarlanmıştır diyor Evet. sunumda, değil mi? Burada kısaca bir hatırlatma yapalım. Thick ve Thin'in ne olduğunu ifade etmek için isterseniz. Aslında bu bizim yani başka sistemlerde de çok aşina aldığımız bir özellik ama buradaki karşılığı Thick ve Thin olarak yani kalın ve ince olarak değerlendirilmiş. Kalın olan tek versiyonda aslında burada yani tamamen bir reserved ya da işte pre-allocated dedikleri, değil mi? Yani tamamen öncesinden ayarlanmış, rezerv edilmiş bir diskten bahsediyoruz. İnce ya da thin olanında ise hani kullandıkça büyüyen disklerden bahsediyoruz. Yani aslında bunu fixed size olarak da adlandırırdık. Arkadaşlar hatırlayacaktır. Aslında fixed size, thick dediğimiz kalın kısma karşılık geliyor. Dolayısıyla herhangi bir yani data store full bile olsa bu noktada oradaki disk alanı başka VM'lerle paylaşılmıyor. Dolayısıyla aslında daha güvenli. O yüzden de yani gerçekten çok fazla bir disk kullanımı olacağından eminsek bu noktada hani kendimiz güvene almak için kalın yani şu anda zaten default olan özellik olan
tek provisioning ile ilerlemekte fayda var. Ama hani daha az bir iş yükü olduğunu ve diskin çok fazla kullanılmayacağını da önceden öngörebilecek durumdaysak o anlamda thin ya da ince ile de devam edebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Süper. O zaman zamanı da iyi kullanma açısından devam edelim diyorum ve aslında Azure tarafında halen biraz da gelişmekte olan disk pool tarafını nasıl entegre edebileceğimiz Azure VMware çözümleri. Bir kısaca bir bahsedelim. Belki hocam istersen burayı sen Tabii. Şimdi aslında burada Önder senin de söylediğin gibi yani biz tabii burada VMware Solution'ı kurduğumuz zaman zaten hostlarımızı bir şekilde ayağa kaldırıyoruz. Ve bu the one of bir olay. Yani bir kereye mahsus bir şey. Daha sonrasında tabii ki hani scale edilebilme kısmından bahsetmiyorum ama yani hostları ekledikten sonra hostun üzerindeki her şey fixed olarak geldiğinde senin de söylediğin gibi tek bir SKU kullanabildiğimiz için biz işte maksimumda değil mi 15.4 falan gibi konuştuk. Toplamda işte 61.6 terabayta mı karşılık geliyordu? Atıyorum işte bu noktada bir 4 3 notlu. Ha 4 notlu dersek evet. Evet 4.4 notta 61.6 gibi böyle bir hesaplamışım. Öyle bir durumumuz söz konusu. Ama şimdi burada tabii yani bu host bu bir paket bir yani burger menüsü gibi geldiği için yani yanında işte diski, CPU'su, RAM'i vesaire gibi. Şimdi burada bu hostların sayısını arttırmak bir çözüm olabilir ama tabii çok maliyetli haliyle. Bunları daha önceki sunumda konuştuk. Dolayısıyla eğer siz gerçekten yani storage yoğun bir iş yüküne sahipseniz ve sadece storage eksikliğiniz varsa bu noktada sadece bunun için ekstra bir host daha eklemek zorunda değilsiniz. Yani bu bir kere önemli bir ayrıntı. Yani bu sadece bir diske ve disk çözümüne ihtiyacınız varsa bu noktada Azure üzerindeki disk pool'lardan da faydalanabilirsiniz. Çünkü buradaki olay şu. Burada aslında konu Azure'daki disk pool'u değil. Herhangi bir SCSI desteğine sahip olmuş olan ve tabii ki herhangi demeyelim arka taraftaki altyapı destekleyecek olan bir noktadayız şu anda. Bunu destekleyen bir iSCSI protokolü üzerinde koşabilecek ve VMware tarafından tanınabilecek bir disk pool'u oluşturduğunuzda VMware bunu tabii ki de kullanabilecek duruma geliyor. Konsüm edecek duruma geliyor. Bunun için de biz Azure üzerinde disk pool'ları oluşturuyoruz. Azure disk pool'u zaten doğrudan VMware çözümüyle bir alakalı bir servis değil. Bu bildiğimiz bir kaynak aslında. Ve birden fazla diski, managed diski kullandığımız ve birleştirerek tek bir hani disk alanı gibi davranmasını istediğimiz çözüm bir kaynak. Bu kaynağı oluşturup tabi bunun bir takım ön koşulları var. Yani bir disk pool'un oluşturulabiliyor olması için işte managed diskleri kullanıyor olmamız gerekiyor. Okay. Bunun için bir dedicated bir şey mi söylediniz pardon arkadaşlar? Devam edebilirsiniz. Ben tamam. Konuşuyor olabilirim hocam. Tamam bir kesik geldi pardon. Evet. Managed diskleri kullanabiliriz dediğim gibi disk pool oluşturmak için birden fazla elbette. Bir yandan bir tane tabii ki virtual network ve bununla birlikte dedicated subnet gerekiyor. Bu aslında yani bu birazdan kullanacağım NetApp'ta da aynı konu, burada da aynı konu. Yani bu aslında bir prerequisite, bir ön gereksinim, bir network delegasyonundan bahsediyorum ki bu iletişimin sağlanabiliyor olmasını yöneten, orkestrasyonunu yöneten subnet olacak. İşte bunun için bir takım işte portların işte 53, 43, 56, 71 gibi bunlar açılıyor olması lazım. Çok yani derin detayı inmeyelim ama özetle bir subnetin bu disk pool için hazırlanmış olması gerekiyor. Arkasından da işte network ayarlarında herhangi bir bloklamanın olmadığından emin olmuş olmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu oluşturduktan sonra işte opsiyonel olarak istersek bunun yönetimi için Azure'daki role-based access control rollerinden bir ya da birden fazlasını kullanabiliriz. Bunun için işte disk pool operator falan gibi bir takım preview roller de var. Bunlardan da faydalanabilir. Detayları işte belki bütün sunumların sonunda birkaç referans linki paylaşırız. Her şey bittikten sonra arkadaşlar oradan daha detaylı bilgi alabilirler. Yani çok aşırı kompleks değil ama iki konuyu birleştirmek adına söylüyorum. Bir Azure tarafındaki disk pool'u. Disk pool'u oluşturulduktan sonra tekrar VMware tarafına dönecek olursak bu sefer de aslında bunlar otomatik olarak bir SCSI kontrolü olarak karşımıza çıkacak ve VMware vSphere tarafından tanınmış olacak özetle. Ve yani aslında bir SCSI disk eklemekten çok bir farkımız olmamış oluyor. Diyebiliriz çok basit anlatımıyla. Ve iş bittikten sonra da tabii unutulmaması gereken konu şu.
Yani bir mesela disk pool'unu sildiğiniz zaman tabii ki de tabiatıyla artık VMware'den de bunu göremiyor olacaksınız, çok doğal. Silmeyip sadece Iceberg desteğini disk üzerinden iptal ettiğinizde bile ki şunu da unutmayalım, bir disk pool oluşturduktan sonra bu Iceberg desteğini kendinizin enable etmesi gerekiyor. Eğer bunu unutursanız ya da enable ettikten sonra bir süre sonra tekrar disable ederseniz, dolayısıyla da artık bu disk pool'unu tekrar bir daha kullanamıyor oluyorsunuz haliyle. Beklendiği gibi. Ve son olarak da yine bu konuyla ilgili olarak, hani hangi diskler kullanılabiliyor diye söyleyelim. Ultra, Premium ve Standard çözümleri de burada yine destekleniyor. Hani sorulan sorulardan bir tanesiydi. Ultra Premium desteği var mı gibi. Elbette ki var. Standard da buna ek olarak kullanılabiliyor. Disk pool ile ilgili herhalde bunlar yeterli olacak diye tahmin ediyorum. Evet. Zaten bu disk pool'lar dediğim gibi halen geliştirilme aşamasında. Azure tarafında çünkü bunu biz şeyde çok kullanıyoruz. Cluster yapılı sunucularda, Cluster Windows sunucularında ya da SQL sunucularında arka tarafta bu disk pool'ları çok kullanıyoruz. Bazı limitasyonları var. Eğer direkt VM'leri, o Cluster yapılarını bu disk pool'ları üzerine oluşturursanız, işte örneğin Azure Backup'ı şu an desteklemiyor. Snapshot bazında yedekleme almanız gerekiyor. Ama buradaki çözüm tabii ki biraz daha farklı. Çünkü direkt vSAN'a entegre edilmiş bir disk pool'lar değil bunlar. Baki Hocam'ın da bahsettiği gibi workload'lar üzerine, çalışacak VM'ler üzerine eklenti olarak, disk eklentisi olarak yapabileceğiniz bir yapı olarak diyelim. Evet. O zaman bir de NetApp entegrasyonu için Mustafa Hocam'a sözü bırakayım. Tamam. Ben çok kısaca, çok güzel özetlediniz. Biraz aktarayım burayı. Şimdi aslında geçen şeylerde de konuştuk. Webinar'ın başında da konuştuk. Sizler tabii eğitimlerde bol bol anlatıyorsunuz. Hani Microsoft'un bir herhalde bunu ilk başlarda biraz Baki Hocam anlattı. Hani VMware ile rakip olan bir firmanın bugün nasıl birlikte böyle bir çözüm ürettiğini ve birlikteliğin ne kadar güçlü olduğunu anlatıyor. Microsoft sadece işte rakipleriyle değil, aynı zamanda hani hiç girmediği platformdaki üreticilerle de çalışıyor. Bu güvenlik tarafıyla da düşünebilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz işte disklerin yönetiminde native olarak Azure'daki disk pool'ları kullanabileceğiniz gibi, NetApp gibi sadece dünyanın en büyük storage üreticilerinden birisi olan NetApp'ın Marketplace'de aslında birçok çözümünü söylüyor. NetApp'ın aslında en büyük gücü şu: NetApp'ın üzerine ONTAP denilen bir işletim sistemi var. Bu ONTAP işletim sistemi NetApp'ın kendi geliştirmiş olduğu ve hem on-prem yapıda hem de cloud yapıda müşterilere, kullanıcılarına sunmuş olduğu yüksek tutarlılıkta ve kapasitede birçok özellik sağlıyor. Yani register markası ve çok popüler. Bunu kurumsal ölçekli birçok firmada görüyoruz zaten on-prem yapıda. NetApp'ta son birkaç yılda aslında şuna gitti, onu da söyleyebilirim. Birincisi bir donanım firması olmayı bırakıp, storage tarafındaki donanım firması olmayı bırakıp, cloud tarafında hem çözüm üreten hem de cloud'ın en büyük çözüm üreticilerinden, hani kendi işinin dışında şöyle düşünebilirsiniz, storage alanının dışında, hani storage'a zaten dediğim gibi iyi bir noktadaydı ve NetApp aslında biraz daha farklı bir modüle şeye gitti, yapıya gitti. Tam tarihini hatırlamıyorum, kusura bakmayın, ama NetApp da aslında uçtan uca cloud yönetimi ve optimizasyonu için ciddi bir yatırım yaptı. Onu da biraz belirteyim. Ne olduğuyla da ilgili bağlayacağım sonrasında. Bu aslında yapışı Spot'u satın aldı. Duydunuz mu bilmiyorum NetApp tarafında. Spot'ta çok büyük bir cloud'daki optimizasyon, işte cloud'ın cost management'ı ya da işte Kubernetes container gibi kullanıcı persistent disk yönetimi yapan birçok aslında çözümü barındıran bir firma. NetApp, yani bunu genelde Microsoft alsa, işte Red Hat alsa, herhalde hiç Amazon alsa hiçbirimiz şaşırmazdık. NetApp çok ciddi bir yatırım yaparak işte compute tarafında, cloud control tarafında, cloud servislerin analitiği tarafında ya da işte storage'ları tarafında ciddi bir yatırım yaptı. Microsoft NetApp'ta da şöyle gidiyor. Amazon FX, FSx diye bir özelliği var, NetApp ONTAP diye geçiyor. Cloud Volume Service var Google'da NetApp'ın ve Azure'da da Azure NetApp Files diye geçiyor. Şimdi NetApp Files ne fark ediyor? Birincisi bunu aktaralım. Herhalde anladığınız üzere NetApp'ın o uzmanlaşmış olduğu, kendi uzmanlık alanı olduğu depolama tarafındaki bütün tecrübelerini, işte veri tekilleştirmesini, veri korumasını, işte solid state diskler tiplerine göre ya da işte üzerindeki aldığınız çözüme göre
flash disklerle sunduğu güzel bir hız da katabiliyor burada. Bağlantı ve erişim hızlarından bahsediyorum. Peki NetApp Files nerelerde kullanıyor? Aslında NetApp Files sadece Azure VMware Solution'da değil, birçok müşterilerde ben özellikle NetApp Files'ı incelediğimde işte Mark Hocam'ın az önce söylediği şey bazlı, hani depolama ihtiyacı olan çözümlerinizin olduğu sistemlerde çok kullanıyor. Örnek SAP ortamlarında NetApp Files'lar çok kullanılıyor. NetApp Files'ın diğer bizim Azure Files ve diğerlerinden farkını söyleyeyim. Birincisi üreticinin o az önce bahsetmiş olduğum geliştirmesi kendinden sağlanıyor. İşte ONTAP ve özellikleri. İkincisi aynı bizim normal Azure Storage'larda kullanmış olduğumuz gibi çapraz bir şekilde farklı bölgelere şey gönderme şansına sahibiz. Hani büyük bir rahatlıkla farklı region'lara replike yapma şansına sahibiz. Onun dışında aslında NetApp Files'ları incelediğimizde depolama tarafında hiyerarşik bir yapı yapıyor sizlere. Şimdi burada ne de hiyerarşik yapı nedir derseniz kapasite havuzları ve bunların sizlere hiyerarşik olarak hangi depolamalara, birimlere dahil edebileceğinizi ayarlatabiliyor. NetApp'ın kendi çözüm mimarisi içerisinde geliyor. Ve NetApp Files'da işte hem availability zone'larda, hem işte region'larda ya da işte sizin, çok özür dilerim, verinizin dayanıklılığı ve tutarlılığı için seçeneklerinize göre de çoğaltabiliyor. Bu bir seçenek. Yani şöyle düşünün, on-prem yapılarda zaten birçok VMware ortamında İşte VSAN'lardan bahsettik ama arkasında aslında bir storage kullanılıyor. Marka bağımlı veya marka bağımsız fark etmez. Şimdi burada da sizler NetApp Files'ı büyük bir kolaylıkla Azure VMware Solution'daki makinalarınıza bağlayıp kaynak yönetiminizi, yani alanlarınızı ya da depolama birimde havuzlarınızı buradan yönetebiliyorsunuz. Böyle bir aktarım yapayım istedim ben. Burada da yine konfigürasyon için Mustafa çok teşekkürler. Şöyle bir ekleme yapayım. Tabii NetApp hesabıyla birlikte yine daha önce Azure'da bir önceki noktada gösterdiğimiz disk pool benzeri bir yaklaşımda burada da kapasite havuzları oluşturmak gerekiyor. Bu kapasite havuzları da yine Azure disk pool'larında olduğu gibi bir takım gereksinimler tabii duyuyor. Bunlardan bir tanesi de yine bir subnet'in Azure NetApp dosyasına tabii delegate edilmesiyle ilgili. Dolayısıyla aslında bu Azure üzerinde subnet delegation ile ilgili. Dolayısıyla buna dedike bir subnet'in olması ve o subnet üzerinde hiçbir şeyin koşmaması gerekiyor. Dolayısıyla da NetApp dosyalarını, NetApp file'sinin kullanılabiliyor olması için bu subnet delegasyonunun yapılması, arkasından da erişime açılıp VMware tarafından kullanılabilecek duruma getirilmesi gerekiyor. Bunu da, yani aslında disk tamamen Azure Disk Pool'daki yaklaşımın bir benzeri. Sadece isimler, evet, kavramlar farklı ama subnet entegrasyonu yine elbette ki olmazsa olmaz. Çünkü arka tarafta bir, değil mi, yani bir network protokolüyle konuşuyor sonuçta bu iki yapı. Evet. VMware ve disk. Bunun da sağlanmış olması gerekiyor. Bunu da eklemek istedim. Çok teşekkürler. Buraya da bir bilgi vereyim ben de. Son bir bilgi, o da şu. Birçok aslında üreticiyle yaptıkları anlaşma tarzında iki şekilde kullanabiliyorsunuz Azure'da NetApp Files'ı. Birincisi, zaten on-prem yapıda ONTAP aldıysanız, yani kendi kullandığınız kurum içerisindeki lisansınızı buraya Bring Your Own Licensing olarak kullanabileceğiniz gibi, ya da normal standart olarak alışık olduğumuz ikinci tür olarak PSUGO da kullanabiliyorsunuz. Arada ciddi bir fark olduğunu ben NetApp ekibiyle konuştuğumda Türkiye'deki söylemişlerdi. Çünkü şeyde aldığınız lisansınızı aktardığınızda ödemelerinizde çok daha uygun bir maliyet çıkıyor. Yani bu da değerlendirilmesi gereken yapılardan birisi. Belki preview aşamada çekincesi olanlar varsa disk pool'larda, bu tarz bir hani preview olmayan, global available olan bir çözümü kullanabilirler. Teşekkür ediyorum hocalarım. O zaman devam edelim. Sanırım bu geçen haftadan bahsetmiştik detaylı ama network tarafından şöyle bir giriş yapalım, hem de zamanımızı efektif kullanma açısından. Azure VMware çözümüyle kurum içi yapımızı ve aynı zamanda bahsettiğimiz gibi bu Azure Native ortamımızı, yani Azure'da çalışan ortamımızı nasıl entegre edebiliriz? Ondan kısaca bir bahsedelim. Öncelikle Azure VMware çözümü oluşturmak aslında çok da böyle bir, bunun yapılandırması çok da böyle bir zahmetli bir iş değil.
Sadece söylediğim gibi bazı şartlarınız var, ön şartlarınız var. İşte EA anlaşmalı bir aboneliğinizin veya CSP anlaşmalı bir aboneliğinizin en başta olması gerekiyor. Azure aboneliğinizin olması gerekiyor. Ondan sonra Microsoft tarafında case açarak ortamınızı hazır hale getiriyorsunuz. İşte ben 3 not istiyorum, 4 not istiyorum ya da 5 not istiyorum gibi ortamınızı hazır hale getirdikten sonra portal arayüzü üzerinden sadece vermeniz gereken bilgi yapılandırma sırasında Azure VMware çözümünün adının ne olacağı ve IP aralığının ne olacağı, yani o VMware ortamının kurulacağı arka taraftaki o sanal ağın ne olacağını söylemeniz gerekiyor. Yalnız buradaki sanal ağ ile Azure üzerindeki VNet kavramı birbirine karışmasın. Çünkü bu söylediğiniz IP aralığı, sanal ağ, arka tarafta Microsoft ekipleri tarafından yapılandırılıyor. Yani siz bu sanal ağı Microsoft Portal üzerinde bir VNet olarak görmüyorsunuz. Sadece hiçbir yerde kullanılmamış, yani ne Azure ortamınızda, diğer o Azure Native ortamınızda ya da on-prem ortamında kullanılmamış bir IP aralığı vermeniz gerekiyor. Bunun da bir şartı var. O da işte /22'li bir IP aralığının olması gerekiyor. O da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam /22 bin küsur IP'ye denk geliyor. Burada da işte Microsoft kendi içerisinde bu verdiğinizde arka tarafta bu IP aralığını segmentasyona uğratıyor. Yani vMotion için networkler oluşturuyor, işte Replication için networkler oluşturuyor, NSX ortamınız için networkler oluşturuyor, işte HCX migration yapabilmeniz için networklerini oluşturuyor, Reserve networkler oluşturuyor arka tarafta. Hepsi bu /22 IP aralığında konumlandırılıyor. Siz bundan sonra artık yapacağınız işte workloadlar oluşturma, workloadlar için IP aralığı oluşturma veya ortama bağlanmanız için gereken işte Bastion ortamınızı oluşturma ya da Jumpbox ortamınızı oluşturma için ayrı networkleri kendiniz Azure Portal üzerinden artık oluşturabiliyorsunuz. İki tarafı da birbirine bağlama, yani hem Azure Private çözümünü, yani işte bu VMware çözümünü ve kurum içi yapıyı birbirine bağlamanın da temel yolu Express Route'tan geçiyor. VPN şu anda destekliyor, kullanılabiliyorsunuz. İsterseniz hani biliyorsunuz Türkiye'de Express Route çözümü biraz pahalı bir çözüm. Biraz çünkü data center'a, Microsoft'un data center'larına biraz uzakta kaldığımız için VPN'le de bu işi çözümlendirebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Ancak Microsoft'un tabii ki best practice'leri arasında ExpressRoute geçiyor. Çünkü VPN'in kesilme durumu, internet üzerinden gittiği için kesilme durumları olabildiği için genelde bunu POC ortamlarınızda kullanmanızı tavsiye ediyor Microsoft. Yapılması gereken aslında şu burada. Azure VMware çözümünü ayağa kaldırdıktan sonra Azure VMware çözümü portalı üzerinden, yani yine Microsoft Azure portalı üzerinden ayrı bir network oluşturmak, VNet oluşturmak daha doğrusu. Bu VNet içerisinde bir default gateway subnet'i oluşturmak. Aynı VPN yapısı yapılandırdığımız gibi. Bu default gateway subnet'i içerisine gateway subnet'i içerisine özür dilerim. Bir virtual network gateway oluşturmanız gerekiyor. Bu da tabii ki Express Route eklentili olması lazım. Bununla artık ortamınızda olan, Azure ortamınızda olan Express Route'u Global Reach ile birbirine bağlayabiliyorsunuz. Sanırım o da evet şurada gösteriyor. Bakın şurada, şuranın bir Azure ortamınız olduğunu varsayın. Burada zaten var olan bir network yapınız var. İşte VNet'leriniz yapılandırılmış. Bu VNet'ler arasında bağlantınız işte VNet Peering ile birbirine bağlanmış durumda. Zaten ortamınız başarılı bir şekilde çalışıyor. Siz bir de yine Azure üzerine ama Private Cloud olacak şekilde bir VMware çözümü dahil etmişsiniz. Bu VMware çözümünüzle Azure ortamınızı birbirine bağlamak için işte söylediğim iki Express Route arasına bir Global Reach kurmanız gerekiyor. Bu Global Reach normalde Express Route'lar arasında yapılandırabileceğiniz bir yapı ve gerçekten de pahalı bir çözüm. Çünkü iki Express Route'u birbirine bağlamak istediğinizde kullanmanız gereken bir çözüm bu Microsoft Azure üzerinde. Ancak Azure VMware çözümü kullandığınızda Azure VMware çözümünüzün Express Route Circuit ile işte Azure üzerinde bulunan Express Route Circuit'i birbirine bağlamak istediğinizde bu size tamamen Microsoft tarafından ücretsiz olarak sunulmakta ve artık ortamınızla, VMware ortamınızla Azure ortamınızı birbirine bağlamış hale getirebiliyorsunuz. Tabii ki bu Express Route aynı zamanda sizin on-prem yapınıza da bağlı olduğu için VMware'den on-prem'e ya da on-prem'den VMware ortamınıza rahatlıkça paket alıp gönderebiliyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey hocalarım burada?
Benim yok. Teşekkürler. Yo, ben bence çok güzel özetledin. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Söylediğimiz gibi burada da yine bir gateway'imiz olması gerekiyor. Yani bu gateway'den kastımız tabii ki VPN gateway olmayacak. ExpressRoute gateway'imizin olması gerekiyor. Bu ExpressRoute gateway'ler üzerinde de global reach'i yapılandırmak gerçekten de çok basit. Yapmanız gereken sadece var olan ExpressRoute üzerinde bulunan anahtarları alıp portal üzerinden tabii ki bu. Kendi ExpressRoute gateway üzerinde connection oluştururken bu anahtarı göstermeniz gerekiyor. Bundan sonra artık iki gateway arasında ExpressRoute gateway arasında daha doğrusu bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi ExpressRoute bir şey sorabilir miyim bu arada? Tabii ki bir şey sorayım mı? Şu geçen de şeyi çok güzel özetlemiştin. Zaten pricing calculator'da görünüyor. Bir hı-hı, açalım diye. Şeyi seçtiğimizde AWS fiyatla Amazon'da yani da aynı şekilde, evet, Azure'da da geçtiği için kafam karıştı, çok güzel. Amazon Azure üzerinde VMware solution hesaplaması yaparken şeyi çok basit bir şekilde gördük. Orada diskler içerisi. ExpressRoute içerisinde değil bunun. Doğru mu düşünüyorum? Doğru değil. Yani, değil. Oradaki değil mi? Hani hesaplama sadece. Evet. Aynen. Sadece evet. Fiyatlamayı komplikler için, storage yani, için değil mi? Orada hostları için. Evet. Evet. ExpressRoute'da çözüm şu şekilde hocam. Normalde direkt ExpressRoute aslında bildiğiniz klasik Lisland yapılarına benzeyen bir yapı. İnternet üzerinden yani bir VPN vasıtasıyla IPsec kullanarak bir yere bağlanmaktansa dedike bir hat aldığınız, direkt bu hat üzerinde data transferi yaptığınız, yani herhangi bir internet akışının olmadığı, size güvenli bir altyapının sunulduğu bir yapı aslında ExpressRoute. Şimdi direkt de kendi data center'ınızdan Microsoft Azure ortamına bir bağlantıyla bağlanamayacağınız için ortada bir sizi servis sağlayıcıyla çalışmanız gerekiyor. Sanırım Türkiye'de bu bir dönem İtalya Telekom, BT Telekom gibi firmalar bunu destekliyordu. Şu an sanırım bu sayı biraz daha artmıştır. Siz isterseniz evet, servis sağlayıcıyla direkt iletişime geçebileceğiniz gibi, isterseniz kendi servis sağlayıcınız üzerinden de bu firmalarla çalışabilirsiniz. Yani sizin bir şekilde Türkiye sınırları dışına kadar çıkmanız gerekiyor, bağlantı yapmanız. Ondan sonrasını artık bu firmalar devralıyor ve Microsoft Azure üzerine bağlantıyı gerçekleştiriyor ExpressRoute ile birlikte. Böylece tamam, dedike bir hattınız oluyor. Tabii ki bunun ücreti evet, de... O bundle içerisinde olmadı, anlaşılıyor çok net. Çok aynen. İyi oldu özetim. Bunun ücreti evet, de farklı SQ'ları var. Yani işte 50 megabitle alabilirsiniz, işte atıyorum 100 megabitle alabilirsiniz, 1 gigabitle alabilirsiniz. Bunların SQ'ları da biraz daha tabii ki farklı olacaktır. Burada iki kalem evet, var. Hem Microsoft'a hem de ortada kullandığınız servis sağlayıcıya para ödemeniz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim hocam. Bunu sormak istemiştim. Bu da işte full bağlantılı gösteren bir slaytımız. Yani hem kurum içi yapıya hem de Azure ortamına entegre olmuş bir Azure VMware çözümünü gösteren bir slaytımız bu da. Burada da işte bakın hem ExpressRoute gateway'imiz var hem de bu ağlar arasında bir bağlantımız mevcut. Hem customer yani müşteri tarafında bir tabii ki edge router'umuz olmak zorunda. Hem AWS ortamına bir ExpressRoute gateway kurmamız gerekiyor. Bu da zaten kendi ExpressRoute'umuz. Burada zaten bir on-prem yapıyla bir ExpressRoute bağlantısı var. Azure VMware çözümünde bulunan ExpressRoute'la da aradaki global reach'i oluşturduktan sonra artık bu üç ortamda birbirine rahat bir şekilde bağlanabilir. Tabii ki burada gateway'ler kendi üzerlerinde built-in root'ları olduğu için sizin bir ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Ancak şu arka tarafta farklı subnetleriniz, farklı yapılarınız varsa ya da VNet'leriniz varsa burada bir kendi custom root'larınızı da oluşturmanız gerekebilir ve ortaya tabii ki bir işte güvenlik cihazı olan firewall gibi, Azure Firewall gibi ya da bir NVA çözümü gibi çözümler de konumlandırabiliriz. Bunlardan bahsettik. Şu çözümlerden bahsedelim. Yani dışarıya nasıl çıkartabiliriz? Normalde default olarak Azure VMware çözümlerini kullandığınızda bu içerisinde bulunan workloadlarınız varsayılan olarak dışarıya çıkamıyorlar. Bir AWS Managed SNAP servisi var. Bunu kullanarak internete çıkışlarını sağlayabiliyorsunuz bu workloadlarınızın, ortamınızın. Ancak bunu kullanmak yerine isterseniz farklı Azure
çözümleri de kullanabilmeniz mümkün. Örneğin Azure Firewall gibi, örneğin NVA gibi, örneğin işte Application Proxy gibi, Application Gateway gibi çözümleri de kullanabilmeniz mümkün. Ancak şöyle bir dediğim gibi basit bir AWS Managed NAT servisimiz de var. Aynı Azure üzerinde bulunan NAT servisi gibi. Bununla workloadlarınızı dışarı çıkartabilmeniz ve dışarıdan erişimlerini sağlayabilmeniz mümkün. Ancak tabii ki dediğim gibi güvenliğini burada sağlamanız gerekiyor. Bunu da işte Azure Firewall gibi bir çözümle gerçekleştirebiliyoruz. Bak hocam, bahsetmek ister misin Azure Firewall'u nasıl kullanabiliriz burada? Tabii. Aslında yani Azure Firewall'un en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii Virtual WAN desteği. Dolayısıyla da yani bu VNet içindeki kaynakları normalde Azure üzerinde korumak için Azure Virtual WAN özelliğinden faydalanıyoruz Azure Firewall'la birlikte. Şimdi tabii aynı şekilde aynı kullandığımız yani bir Virtual WAN oluşturduğumuz zaman o Virtual WAN hub'ını ExpressRoute Connection'ın üzerinde de kullanabilip ona bağladıktan sonra dolayısıyla da AWS için Azure Firewall'dan AWS'e, AWS'ten Azure Firewall'a routing protokolünü de buradan kontrol edebiliyoruz. Trafiği de kontrol etme şansına sahip oluyoruz. Yani Azure Firewall burada sadece Virtual WAN desteğiyle birlikte ExpressRoute Connection'ın üzerine bağlantı sağlıyor. Bu bağlantıyla birlikte de trafiği içten dışa dıştan içe kontrol edebiliyor. Peki burada Azure Firewall'un bize sağladığı bir soru olarak sorayım hocam. Ben de katılımcı arkadaşlara bir desteği olsun. Bize sağladığı yani gerçek burada bir firewall kurmaktansa ve yapılandırmaktansa neden Azure Firewall'u tercih edelim? Ne dersiniz bu hususta? Yani L3, L7 desteği, polisi desteği olmuş olduğu için hani ve tabii Threat Intelligent Based Filtering yaptığını da düşündüğümüz için ben iyi bir çözüm oldu. Ama tabii burada şunu da düşünelim. Yani Azure Firewall'da ücretsiz bir çözüm değil haliyle. Hatta evet, oldukça yüklü bir ücreti var hepimizin bildiği gibi. Ve bu anlamda alternatiflerden. Ama tabii yani burada single point of defense mantığıyla değerlendirecek olursak zaten şu slide'da da görüldüğü gibi bütün bulutun buradaki bütün ingress trafiğini tamamen Azure Firewall üzerinden geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da aslında bütün kontrol Azure üzerinde olmuş oluyor network trafiğini denetleme anlamında. Tabii ki avantajı bu. Sonuç itibariyle kendi bulutunuza tek bir yerden konumlandırılmış Azure Firewall üzerinden de koruma sağlamak bu anlamda avantaj olabilir. Ama benim yani kendi kişisel görüşüm polisleri ve Threat Intelligent Based Filtering adını verdi. Yani farklı polislerle trafiği çok daha dinamik bir şekilde koruyabiliyor olması avantajı diyebilirim. Ben bir ekleme yapayım burada. Çok özür dilerim. Ben bir ekleme yapayım. Eğer zaten şey tarafında artı avantaj, Mark Hocam'ın söylediği iki hususun dışında artı avantaj, yönetilen bir hizmet bu zaten. Şimdi şeyde çok basit değil. Appliance üzerine, çünkü siz diğer üreticilerin elinizde, az önce bahsettiğim NetApp örneğindeki diğer üreticilerin on-prem'de kullandığınız lisansları varsa, örnek Palo Alto gibi, örnek işte destekleyenler için söylüyorum Fortinet gibi, örnek işte diğer üreticilerin Barracuda gibi kullanıyorsanız bu tarz Layer 3, Layer 7 arasındaki firewall'larını ya da WAF'larını, birincisi bir burada sizin yapılandırmanızda bir appliance geliyor. Burada VM serileri geliyor. Yani siz bunları açtığınızda aslında çok şey kısımlarını sizin yönetmeniz gerekiyor. Hani o performanstır, kullanıcı trafiğinin artması, azalması gibi durumları yönetmeniz gerekiyor. Azure Firewall'da belki en büyük avantaj işte bu yönetilen hizmetin tamamıyla Microsoft tarafından sağlanması. İkincisi de şey tarafında bahsettiği gibi Baki Hocam, o kural setleri ya da buna benzer ayarlamaların hani bu taraftakinde Cloud Native gitmesi. Öbürde Palo Alto'yu ya da işte Fortinet ya da Barracuda'yı bilen bir kişinin ya da uzmanın, öyle söyleyeyim, network mühendisinin, güvenlik mühendisinin ya da bilmesi gerekiyor. Ben de böyle bir ekleme yapmak isterim. Süper, süper hocam. O zaman NVA'yı de şöyle bir açıklayalım. Aynı Azure Firewall'da olduğu gibi, Mustafa Hocam'ın ve Baki Hocam'ın bahsettiği gibi burada bir üçüncü parti bir güvenlik çözümü de konumlandırabilmemiz mümkün. Bunlar Azure Marketplace üzerinde zaten bu üretici firmalar tarafından şablonu hazırlanmış cihaz, sanal cihazlar diyelim, Network Virtual Appliance'lar. Bunlar işte Fortinet'ler, Checkpoint'ler, Barracuda'lar,
ya da pahalı altolar gibi çözümleri buraya konumlandırabilirsiniz. Bunları cluster ortamda yapılandırabilirsiniz. İşte networklerinizle, hem kurum içi networkünüzle hem de Azure networkleriyle entegre edebilirsiniz. Ancak burada Mustafa Hocam'ın bahsettiği gibi yönetim tamamen sizde arkadaşlar. Tamam, donanım yönetimi değil ama işte bu cihazların network üzerine yapılandırılması, bu cihazların işletim sistemlerinin yönetimi, belki güncelleştirmeler, üzerine işte checkpoint varsa checkpoint versiyonlarının güncelleştirmeleri ve yönetimleri, yedeklerinin alınması gibi bütün işlemler sizin sorumluluğunuzda ve bunun için bir gerçekten de bu ürünleri bilen kişilerle çalışmanız gerekiyor. Ha, böyle çözümlerle karşılaşmıyor muyuz? İşte müşterilerimize yaptığımız büyük entegrasyon çözümlerinde müşteri çoğu zaman söyleyebiliyor. Ben işte zaten kurum içerisinde checkpoint kullanıyorum ve bunun yetkinliğine sahibim. Azure üzerinde de checkpoint kullanmak istiyorum dediğinde işte bu tarz NVA çözümlerine de girebiliyoruz. Bu da Azure VMware ortamımızı yapılandırırken ve tabii ki kurum içi yapıyla ya da Azure ortamımız, Azure Native ortamına bağlarken bize bir çözüm olarak karşımıza gelebiliyor. Burada eklememiz gereken sanırım şu, hem support tarafı hem de maliyet tarafı NVA tarafında. Yani destek tarafında Azure VM'le, işte bu checkpoint örneğini verelim. Checkpoint'i çalıştırıyorsanız arka tarafta VM'lerin yönetimini ve VM'lerle ilgili bir sıkıntı çıktığı zaman bunun desteğini Microsoft sağlıyor ama checkpoint'le ilgili bir sıkıntı olduğu zaman checkpoint'e gitmeniz gerekiyor. Ücretlendirmede de aynı şekilde VM tarafında ve kullandığınız Azure kaynakları tarafında ücretlendirmeyi Microsoft'a yapıyorsunuz. İşte kullanacağınız NVA çözümü checkpoints'ı örneğin kendi lisansınızı, cloud lisansınız varsa cloud lisansınızı getirebiliyorsunuz ya da checkpoint'ten aldığınız bir lisansı Azure üzerinde kuracağınız NVA üzerine yapılandırabiliyorsunuz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Benim yok. Teşekkürler. Tamam. Bence de. Ya da işte bu da bir çözüm olabilir sanırım. Direkt yani yapıyı, network trafiğini çok fazla tercih edilen bir çözüm değil ama bazı müşteriler, aşırı güvenlik konusunda hassas olan müşteriler bunu isteyebiliyor. Yani tüm yapının, tüm Azure yapısının VM'lerde dahil olmak üzere kurum içi yapıya yönlendirilmesi, kurum içi yapı üzerinde bulunan firewall'lardan internete çıkışlarının sağlanması. Bunun için tabii ki bazı custom route'ların yazılı olması gerekiyor. Bunu da işte user defined route'larla, Azure üzerinde bulunan user defined route'larla trafiği yönlendirebiliyoruz. İşte giden bütün trafiği kurum içi yapısında bulunan Azure Firewall'a yönlendir gibi, Azure Firewall diyorum, Firewall cihazına yönlendir gibi bir route'la bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ama dediğim gibi çok fazla, biraz zahmetli bir çözüm çünkü bu. Çok fazla tercih edilen bir çözüm değil. Aşırı derecede bir güvenliğe ve tek merkezli bir yönetime ihtiyacınız varsa belki bu tercih edilebilecek bir çözüm olabilir değil. Tabii ki bir de web uygulamalarımız. Yani Azure VMware çözümü içerisinde bulunan workloadlarımızı internete çıkarttığımızda işte bu frontend sunucularımızın ya da DMZ'de bulunan sunucuların güvenliğini bir Web Application Firewall'la ya da bir Load Balancing'le nasıl sağlayabiliriz? Bununla ilgili bir sunumumuz var. Burada da sanırım App Gateway, Application Gateway bize yardımcı olacak. Baki Hocam sanırım burası anlatmak istersin. Tabii. Bırakayım. Şimdi App Gateway üzerinde tabii söylenecek çok şey var. Çünkü yani kullanım alanı bayağı geniş. Ama tabii vaktimiz de kısıtlı. Bir de sadece App Gateway değil, buradaki AWS çözümüyle entegrasyonunu konuşacağımız için çok kısa bilgi verip AWS entegrasyonuna geçeyim. Şimdi burada tabii haliyle Application Gateway'in en önemli yeteneklerinden 3 tanesi. Biri cookie based dedikleri affinity. Yani arka tarafta farklı farklı backend sunucularınız olduğunda konuşmaya başladığınız backend sunucusuna her zaman gidebiliyor olmanızı sağlayan kavram. İkincisi dolayısıyla yani öyle yani cluster yapılarında da böyledir. Hali hazırda konuşmaya başladığınız size ilk yanıt verenle ilerlemek istersiniz. Her seferinde başka bir yere gitmek istemezsiniz. Daha hızlı bir çözüm olması için. Bunu çok harika bir şekilde sağlayan bir servis bence. Hatta bence Azure'daki önemli ve sevdiğim servislerden bir tanesi diyebilirim. Farklı school'ları var. Bu arada 3 tanenin biri session affinity dedim. İkincisi URL based routing. Tabii ki birden fazla backend'i kontrol edebiliyor olma yeteneği var. Ve Application Gateway'in tabii hem single hem de multi
listener özellikleriyle birlikte, yani farklı tek bir URL'e gelen servisin, isteğin, dışarıdan gelen isteğin arka tarafta farklı kurallarla, çok farklı kurallarla, o yüzden bunlara çok fazla giremeyebilirim şu anda, çok farklı kurallarla istenilen backend sunucularına yönlendirilmesi işlemini sağlar. Aslında tipik bir, tabii ki de application gateway'den bahsediyoruz. Çok da farklı bir şey değil ama çok önemli kendine has yetenekleri olduğunu söyleyebilirim. İlgilenen arkadaşlar Azure Application Gateway'i ekstra olarak araştırırlarsa çok fayda göreceklerdir diye tahmin ediyorum. Ve tabii ki de Web Application Firewall en önemli özelliği, WAF. Zaten burada da AWS ile birlikte WAF standart ve WAF SKU'ları kullanılabiliyor. Yani kurulum esnasında WAF aslında opsiyonlardan bir tanesi. Standart bir Application Gateway kurabilirsiniz ya da WAF tipi bir application gateway kurabilirsiniz. Dolayısıyla bu ikisi AWS ile birlikte destekleniyor. WAF olduğu zaman bunun özellikleri arka tarafta tabii OWASP gibi rule'lar kullanılabilip, dolayısıyla application'da gelen paketin içeriğinin çok dinamik olarak tehditlere karşı taranması işlemini yerine getirir ve işte intelligent bir servistir diyebiliriz application gateway içerisinde. Dolayısıyla bunlarla birlikte kurulduğunda, topolojik olarak, network olarak bakıldığında, tabii adım adım şunu yapalım bunu yapalım demeyeceğim ama şunu çok net söyleyebilirim. Tabii ki de öncelikle bir backend application gateway konumlandırıldığında internetten gelen isteklerin karşılanabiliyor olması için öncelikle application gateway'de bir backend pool'un oluşturulması. O pool'da da tabii ki de bizim işte arka taraftaki AWS Network'üne iletişim için kullanacağımız backend sunucularını eklemek gerekiyor. Bir nevi pool gibi de düşünebiliriz bunları. Sunucu pool'ları gibi. Arkasından backend pool'larından sonra bir tabii listener oluşturacağız. Ki listener dışarıdan gelen isteklerin arka tarafta kime yönlendirileceğini, ilk olarak dışarıdan gelen isteklerin hangi URL ile karşılanacağını tabiri yerindeyse ortaya koyduğumuz kısım. Yani www.msout.org sitesi bizim için bir listener olması gerekiyor application gateway üzerinde ki dışarıdan gelen ve bu adresi giren insanlar bu application gateway tarafından karşılansın. Tabii ki de DNS entegrasyonunu falan anlatmaya gerek bile duymuyorum. Bir sonraki aşamada HTTP ayarlarını yine Application Gateway üzerinde yapılandırıp, dolayısıyla bu ilk olarak gelen isteğin listener ile arka tarafta daha önce konfigür ettiğimiz backend pool'larıyla köprü niteliği taşıyan HTTP ayarları, işte cookie'lerin nasıl kullanılacağı, işte connection draining olup olmayacağı, işte timeout değerlerinin ne şekilde olacağı gibi ya da bir işte host name'in override edilip edilmemesi gibi, yani dışarıdan gelen isteğin içeriye gönderilirken hangi kurallara tabi tutulacağını ortaya koyduğumuz HTTP ayarlarını ortaya koyuyoruz ve en son olarak da bunların paketlendiği rule'lar dediğimiz rule'lar. Yani işte eğer şöyle bir istek gelirse dışarı taraftaki şu application içerisinde şu direkt yol, işte slash images, slash işte application, slash abc, her neyse artık arka taraftaki gerçekten application üzerinde erişilmesi gereken noktaları belirlediğimiz kurallar bütünü. Yani bu dört tane neydi? Backend, listener, HTTP settings ve routing rule'larıyla bu dört tane komponentle birlikte application gateway'i ayağa kaldırmış oluyoruz. Şimdi burada bu tipik bir application'ı publish etme özelliği. Dolayısıyla da burada bu çok önemli bir entegrasyon bence. Yani VMware Solution ve bunun içindeki application'ların gateway tarafından internete açılması ve oradan müşteriler tarafından consume edilebiliyor olmasının sağlanması bence ultra önemli bir konu üzerine konuşmak için. Ve artı, belki bu sunum içerisinde gözükmüyor olabilir ama Traffic Manager da bunun üzerine yapılandırılabilir. Traffic Manager da Azure'daki başka servislerden bir tanesi. Burada yükün balans edilmesi için kullanılıyor. Böylece VMware Solution işlüklerinizi birden fazla application gateway'inizin olduğu senaryolarda Traffic Manager ile birlikte kullanabilirsiniz. Yani Traffic Manager Azure Application Gateway'lerin daha önünde olacak ve ilgili istekleri ilgili Application Gateway'e yönlendirecek. Zaten az önce bahsettiğim konseptte de Application Gateway işin geri kalanını üstlenmiş olacak diyebiliriz. Bu güzel bir konu hocam. Üzerinde durdun. Sanırım bir sonraki webcast'imizde detaylandıracağız. Şu diğer ortamını, yani disaster recovery ortamını da yapılandırabiliyorsunuz Azure VMware çözümüyle. Başka bir region'a örneğin çalışacak şekilde Azure VMware ortamını konumlandırabiliyorsunuz. Böyle bir durumda iki tarafa da konumlandıracağınız Azure App Gateway'i ön tarafta Traffic Manager'la sanırım sonlandırabiliriz. Hatta biraz daha güvenli çözüm olması için belki bir ön tarafa front door da koyabiliriz. Azure front door da koyabiliriz. Çünkü o da region'ınız çalışıyor. Yani herhangi bir region'a bağlantısı da
gerek kalmıyor. Gelen trafiği önce Azure Front Door'u, ardından da Azure App Gateway'leri ve tabii ki gerekli workload'ları yönlendirme şansımız da olabilir diye. O zaman yine bir önceki ortamı güvenli hale getirdiğimiz çözümlere benzer Azure App Gateway kullanmak yerine belki bir MVE çözümünü kullanabilirsiniz veya Azure Firewall'u konumlandırabilirsiniz. Burada iki tarafın da hem MVE çözümünün de hem de Azure Firewall çözümünün de tabii ki kendi networklerinin olması ve kendi public IP adreslerinin olması gerekiyor. Trafik internete çıkan, internetten gelen trafik öncelikle bu public IP adrese gelmesi, ardından MVE veya Azure Firewall'la arka taraftaki iş yüklerini yönlendirilmesi gerekiyor. Burada işte MVE olarak belki sadece load balancer'ı kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin Azure üzerinde Azure Marketplace'de F5 çözümünü de bulabilirsiniz. Bunu da yapılandırabilirsiniz. Veya ben aynı zamanda WAF entegrasyonu olan bir örneğin Fortinet'de Checkpoint kullanmak istiyorum da diyebilirsiniz. Bu tarz bir çözümü de Azure Marketplace üzerinde bulmanız yeterli. Sadece tabii ki burada ek size sıkıntı verecek şey bunların yönetimi ve ekstra maliyetleri olacaktır diyelim. Aynı şey tabii ki Azure Firewall için de geçerli. Ben sadece Azure Firewall çözümünü kullanacağım ve gelen giden trafiği bu çözüm üzerinden takip edeceğim diyorsanız Azure Firewall'da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki Application Gateway'in sunduğu WAF özellikleri ve load balancer'ı burada bulamayabilirsiniz. Çünkü bu sadece bir delike bir manage bir Azure Firewall çözümü, Firewall çözümü daha doğrusu. Bir web application firewall olarak Azure Firewall'u konumlandıramayız. Bunun için de dediğim gibi ya Azure App Gateway ya da işte NVA üzerinde bir çözüme ihtiyacımız olacaktır. Son olarak da sanırım Azure VMware'in arka taraftaki network çözümünden bahsedelim. Aslında burada VMware tarafındaki arkadaşlar bu konuya biraz daha hakimler ama biz Azure üzerinde Azure VMware çözümü konumlandırdığımızda bu NSXT çözümünü nasıl kullanabiliyoruzdan kısaca bahsetmek istiyorum. Normalde Azure VMware çözümünü Azure üzerine yapılandırdığınızda bu NSXT'yi kurmanıza gerek yok. Biliyorsunuz on-prem'de kendi ortamınız için kendinizin kurup bunu yapılandırması gerekiyor. İşte router'larının işte tier 0 ve tier 1 router'larının yapılandırılması gerekiyor. IP adreslerinin tek tek ayarlanması gerekiyor, networklerin ayarlanması gerekiyor ama Azure tarafında buna ihtiyacınız yok. İşte o /22'li verdiğiniz IP adresi aralığında zaten NSXT için bir altyapı size oluşturuluyor ve kuruluyor. Siz bu NSXT arayüzüne isterseniz bağlanabiliyorsunuz. Yönetiminizi oradan gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz de Azure Portal üzerinden yine yapılandırmalarınızı devam edebiliyorsunuz. Arka tarafta bu NSXT üzerine arka tarafında tabii ki bir appliance oluşturuluyor. Bu appliance'da bir tier 0 bir de tier 1 router'larınız ya da gateway'leriniz yapılandırılıyor. Tier 0 aktif çalışıyor ve sizin Azure VMware ortamınızla işte o ExpressRoute'la bağlandığınız, ExpressRoute Global Reach'le bağlandığınız Azure ortamını birbirine bağlayan bir gateway oluyor. Ve bu gateway'e dokunamıyorsunuz arkadaşlar. Bu gateway'i değiştiremiyorsunuz. Gateway üzerinde yapılandırma yapamıyorsunuz. Bunun yönetimi tamamen Microsoft Azure üzerinde. Diğer bir çözümse, diğer bir gateway ise özür dilerim. Tier 1 gateway. Tier 1 gateway de aslında sizin workloadlarınız için kullanabileceğiniz bir gateway. İşte bunu yapılandırma şansınız var. Burada workloadlarınız için ayrı IP adres segmentleri oluşturup, örneğin prod için şu IP'ler kullanılsın, işte non-prod için bu kullanılsın, development ortamı için bu kullanılsın, UAT ortamı için bu kullanılsın, test ve sandbox ortamları için bunlar kullanılsın gibi kendinize ait segmentasyonlar yapabiliyorsunuz. Bu yaptığınız işlemler tier 1 üzerinde gerçekleşiyor. Hatta isterseniz de ortamınız gerçekten büyük bir ortamsa da tier 1'i birden fazla oluşturabiliyorsunuz. İkinci bir tier 1, üçüncü bir tier 1 gateway oluşturabilmeniz mümkün. Böylece yapınızı daha izole yapılar haline getirebiliyorsunuz. Yani kısaca tier 0'ın yönetimi tamamen Microsoft üzerinde. Çünkü o sizin ExpressRoute'la bağlantılarınızı gerçekleştiriyor arka tarafta ve dokunmamanız gerekiyor. Zaten kurum içi ortamlarda da bu şekilde yapılıyor. Bir kere Tier 0'ı yapılandırdıktan sonra bir daha dokunmanıza gerek yok normalde. Ancak Tier 1 yapıyı da kendiniz, kendi ortamınız için dilediğiniz gibi yapılandırabiliyorsunuz diyelim. Var mı hocalarım eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, bence gayet yeterli. Ya şey kısmında, özellikle networking kısmında zaten hani anlatılabilecek çok fazla senaryo var, ama bu VMware Solution tarafındaki hani internetin güvenliği, internetin dışarı çıkılması ya da işte uygulamalardan bahsettiniz. Yani şey tarafında işte Application Gateway örneği verdik. Belki arka tarafta sanal makinalarınız çok fazla. Senin dediğin gibi orada yönetim yapmak istiyorsak load balancer örneği de verilebilir. Buna benzer birçok şey konulabiliyor. Burası aslında şey, yani tipik bizim Azure'daki virtual networklerden başlayarak büyük yapılara göre, dağıtık yapılara göre de trafiği yönetimine göre seçebileceğimiz şeyler var. Express Route ayrıca geliyor. Yani benim özetlemek istediğim bu. Bunu da belki hani Türkiye tarafı için söylüyorum. Çok fazla deneyimimiz yok, ama onun dışında zaten birçoğunu sizler Azure ortamında rahatlıkla kullanıp yönetebileceğiniz kısımlar bence gayet yeterli oldu. Hani bir saati de geçtik. Çok Aynen. sağ olun. Ben çok teşekkür Aynen. ediyorum. Çünkü seri tamamlandı. Bir, bu arada katılımcılara teşekkür edeyim. Ozan Bey burada. Sadık Bey burada. Ozan Köroğlu, Sadık Şahin ve Serkan Yalçınar. Ya biz cumartesi yaptık, kusura bakmayın. Çünkü bizler çok yoğunuz. Hani bugün bile 3 ayrı ülkeden bağlanılıyor. Saat farkları çok şey. 12'de yapmıştık. Hem Önder hocamın hem Baki hocamın çok erken saatleri oluyorlar. İşte 8-9 gibi oluyor onların bulunduğu lokal bölgeye göre saat farkı da çok oluyor. İkincisi de çok yoğun olduğumuz için yaptık. Yoksa hani bunu hafta içi 9'da yapsak onların mesai saatine denk geliyor. Ama ben değerli buluyorum, çünkü benim için de çok öğretici bu. Çünkü biz ayrı ayrı modülleri çalışıyoruz. Çok fazla seçenek var içerisinde. Ben hepinize bir teşekkür ediyorum, katılanlarınıza. Zaten Önder hocam kendi YouTube kanalında paylaşacaktır, ama biz de MS6'da işte herhalde ben haftaya İstanbul'da olacağım. Haftaya paylaşırım. Yani güzel, bence Türkiye'de olmayan bir seri oluyor şu anda. O açıdan da ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Serkan Ben Bey'e de teşekkür teşekkür ediyorum. etmiş. Hocalarım. Çok sağ olsun. Evet Haftada arkadaşlar, güzel bir teşekkürler. sunumumuz var. Evet. Otomasyon konusunu işleyeceğiz. Baki hocamın uzmanlığı olduğu. Bu Evet, ortamı EDR ve otomasyonla onlara aynen bakacağız. Evet. otomasyon konusuyla otomasyonla nasıl deploy edebiliriz ortamlarımıza? Yani portal kullanmaktansa template'leri kullanarak nasıl dağıtabiliriz? Bundan Evet. bahsedeceğiz ve Mustafa hocamın söylediği gibi DR konusunu da işleyeceğiz. Evet. Disaster Recovery. Güzel konular olacak. Takibinizi bekleriz ve teşekkür ederim herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkürler bize. O zaman kapatıyorum ben. Videoyu da durduruyorum. Bu videoyu da en kısa zamanda paylaşıyoruz. Herkese Çok sağlıklı, teşekkürler. güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet, Hoşça keyifli kalın. hafta sonları, görüşmek üzere. Hoşça kalın.